Sevgili motosiklet severler, arkadaşlar hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Honda CB125E modelimizin karbüratörünün altında bulunan ısıtma parçasıyla alakalı bir çalışma yapacağım arkadaşlar. Karbüratörümüzün tam da şu kısmında bir elektrik soketi bulunur ve altında da müşüre benzer, kızdırma bujisine benzer bir parça vardır arkadaşlar. Bu nedir diye merak ettim, araştırdım, taraştırdım. İnternette bununla alakalı kesinlikle hiçbir şey yok. Yani servis kataloğuna vesairesini aradım, kullanıcı kılavuzuna da baktım, maalesef yok. Yetkili servisleri aramaya karar verdim ama yetkili servisi de sonradan aramadım. Şimdi benim yaptığım araştırmalarda arkadaşlar bu kızdırma bujisi, daha doğrusu karbüratör ısıtması da diyebiliriz. Bakın şu parçayı söküp size nasıl ısındığını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu ısıtma parçasını arkadaşlar şöyle gevşettim ben. İşin doğrusu bu parçanın tam gerçek isminin ne olduğunu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ama ısıtma bujisi, ısıtma parçası, karbüratörün ısıtma parçası olduğunun testini yaptım. Bir de sizinle paylaşmak istedim. Şimdi motorun öbür tarafına geçelim ve aküden bir direkt elektrik verelim. Bakalım ısınıyor mu? Şimdi arkadaşlar bu testimi bakın bir ölçü aletiyle şu ucunu tuttuğum zaman bakın nasıl yükselecek. Şöyle bir ölçü aletimiz var. Normalde nesne ölçen, son günlerde sıkça kullanılan sıcaklık ölçme aletleriyle ölçsek daha iyi ama şu anda elimde maalesef yok. Şimdi ben bunun ucunu, uç kısmını şuraya şöylece saracağım arkadaşlar. Yani buradaki amaç size bu cihazın ısındığını gösterebilmek. Ben zaten gösterdim ama böyle birazcık hafif ıslaklık sürdüğümüz zaman maalesef şeyi yapmıyor arkadaşlar. Yani böyle suyu kaynatacak kadar ısıtmıyor malumunuz. Şimdi bakın evet elimin ısısıyla falan 30-31 derecelere geldi de. Evet doğru bir ölçüm yapabilecek miyiz? Yani maksat size birazcık çalıştığını ve derecesini yükselttiğini göstersem benim için kafi gelecek. Evet 30'da kaldı. Şimdi arkadaşlar bakın bunun şu arka kısmı artı şu gövde kısmı ise eksi arkadaşlar. Peki ısının elimden cihaza geçmesin diye bakın şöyle altına bir bisiklet şamreli koydum arkadaşlar. Şimdi kablonun uç tarafını ne yapacağım? Artı tarafına değdireceğim. Artı tarafına değdirdim. Daha sonra da gövdesi kısmını da eksiye değdireceğim. Bakalım ısınma olacak mı arkadaşlar? Evet. İbreyi gördünüz mü? Evet. Bekleyelim bakalım kaç derecelere kadar çıkacak. Elimin altında lastik var. Hem elimi yakmıyor hem de sıcağı cihaza iletmiyor. Kaldı ki zaten benim sıcaklığım 72-73 derecelere kadar da gelmez. Şu anda elim yanmaya başladı. Hala yanıyor. Penseyle mi tutsam? Evet arkadaşlar testimize biraz daha sağlamlayarak devam etmek istiyorum. Çünkü bantla temas ettirdiğim ölçü aletinin ucu maalesef sıcağı görünce kalktı. Şimdi tekrardan bir daha şöyle bir düzene hazırlayayım. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. 47, 48, 50. Yine pensenin altına ısı geçmesin diye lastik koydum. 60, 62. Yani ben de öğrenmek istiyorum işin aslı ısındığını birazcık göstermekti niyetim ama sonradan baktım ki bunu bir tam bir bizim en azından bu ölçü aletimizin
kapasitesi kadar. Evet, alet uyarıyor. Cihaz yanıyor diye. Şu anda 90 dereceye geldi. Evet, iyi bir sıcaklık. İyi bir sıcaklık arkadaşlar. 95. Ya bu arada aynı zamanda da şu anda 95'lere kadar çıkmıştı. Aynı zamanda da yani sıcaklığın bir kısmını da kutup başlığına iletiyor. Yani tam bir doğru ölçüm yapmış sayılmıyoruz ama yani bu ölçümle cihazımız neredeyse, evet, 100'ü gördü. 100'ü gördü. 101, 102. Yani demek ki o zaman baya bu alet iyi ısınmış arkadaşlar. Yani gerçekten de bu alet karbüratörü, yakıtını güzelce ısıtabiliyormuş. Lakin ama bizim bunu devreye sokan bir termiği var. O termik çalışmıyor arkadaşlar. Şimdi bunun tesisatını şöyle bir takip ettiğimde kablonun rengi kahverengi. Kahverengi üstüne siyah bir çizgisi var arkadaşlar. Bakın. O şuradan geliyor. Tam da şuraya geliyor. Bakın. Şurada kahverengi kabloyu gördünüz. Üzerinde siyah çizgisi de var. Buraya kadar takip ettiğimde karşıma şöyle bir cihaz çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir termik çıkıyor. Şimdi durum şu. Bu termik elektriği geçirmiyor. Ama biz kontağı açtığımızda buraya elektrik geliyor ve bu termik vasıtasıyla da karbüratörün alt tarafına elektrik iletiliyor. Daha sonra da termik belli bir sıcaklığa geldiğinde otomatik atıyor. Bunun çalışma prensibi bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kontağımız kapalıyken bakın buna, iki ucuna da değdirdiğimde, yani ölçü aletimde bakın elektrik göstermiyor. 0-0 gösteriyor. Kontağı açtığımda ise evet bakın 11.33 gözüküyor. 12 falan olması lazım normal şartlarda ama biz demin aküyü bayağı bir kullandığımız için test yaparken, o yüzden 11.33'e düşmüş. Bakın çektiğimde ise tekrardan geri düşüyor. Yani kontağı biz açtığımızda buraya elektrik geliyor. Tekrarlıyorum. Buradaki termik vasıtasıyla elektrik alt taraftaki ısıtma parçasına gidiyor. Bu arada ben buna termik diyorum ama belki de bunun ismi daha farklı bir parçadır. Termik genelde böyle kettle'larda, buzdolabı motorlarında belli bir ısıya geldiği zaman kendiliğinden devreyi kesen bir parçanın adıdır. Ben o yüzden termik ismini verdim. Dediğim gibi tekrardan baştan bir de anlatacak olursam arkadaşlar, biz kontağı açtığımızda buraya elektrik geliyor. Termik üzerinden elektrik geçip alt taraftaki ısıtma parçasına kadar gelip sonra bunu belli bir ısıya getirdikten sonra termik otomatikmen elektriği kesiyor. Ve bu işlem otomatikmen bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Peki dostlar, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmamızda buluşmak ümidiyle, kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Eşinize, dostunuza tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.